da şu an. Evet, gündem özel programından herkese merhabalar. Evet, İzmir'de Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği günlere göre 6.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde yükselenlere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 120 kişi ise şu an yaralı olarak kurtarıldı. İzmir Valiliği ise yaptığı açıklamada şu ana kadar yeni gelen bilgilerinde 4 kişinin enkazdan çıkarıldığını söyledi. Çok sayıda bina yıkıldı. Bayraklı, Bakı olmak üzere Bornova'da. İzmir'in yukarıda da durum çıkmıştan gazeteci Tugay Can program özel yayın konumuz. Tugay, öncelikle geçmiş olsun. Bize oradaki durumu aktarabilir misin? Hemen kısa aktarayım. Depremin başladığı, depremin gerçekleştiği yerle ilgili konuşayım öncelikle. Deprem İzmir'in kuzeyi olarak bilinen Seferihisar'da denizin kıyının açıklarında gerçekleşti. Burası İzmir'in kuzeyinde, kent merkezine uzak, ancak 6.6 başka kaynaklara, diğer kaynaklara göre 6.8'lik bir deprem İzmir'in kent merkezini de etkiledi. Konak'ta yıkılan binalar var. Yıkımın çok şiddetli olduğu alanlardan bir tanesi Bayraklı. Bayraklı'nın şöyle bir özelliği var. Bayraklı kentsel dönüşüm alanı aynı zamanda. Ben şu an Bayraklı'dayım. Bayraklı ile Bornova sınırında bir noktadayım. Sizler de şu an duyuyorsunuz. Ambulanslar, evet, itfaiyeler, acil durum ekipleri. Bir bina var şu an. O alana giremiyoruz çünkü çok kalabalık. İnternette donmalar yaşanıyor. Detayları aktardım ben farklı platformlarda da. Ama şunu söyleyebilirim. Şu an arama kurtarma çalışmaları burada devam ediyor. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu açıklamıştı. Burada iki kişi hayatını kaybetti. Bu alan nasıl bir alan, ona aktarayım isterseniz. Bayraklı ile Bornova'nın sınır diyebileceğimiz yer. Kimi kaynaklara göre Bayraklı diye geçiyor. Bornova'da diye de geçti oluyor. Çok sınırda bir yerde. Burada bir kadın sığınma evinin teyit edilmemiş bilgidir bu. Kadın sığınma evi olduğu söyleniyor bu yıkılan alanın. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Buradaki görevlilerin sık sık yaptığı bir uyarı var aslında. Ben onu dile getirmek istiyorum. Burası trafiğe aslında kapatıldı kısmen. Araç giriş çıkışları kısıtlandı. Biz de zaten çok uzunca bir mesafeyi yürüyerek kat ettik de geldik. Mesele aslında şu, buradaki güvenlik güçleri uyarıyorlar. Lütfen sessiz olun, çok fazla ses olmasın. Belki birinin yardım çığlığı var, biz duyamıyoruz. Lütfen sessiz olun diyor ama vatandaşta da şöyle bir aslında kötü bir durum var. Çok fazla insan burada bekliyor, ne olacak, ne gidecek, yakınlarını bekleyenler var. Çevrede çalışanlar var. Evleri burada olup evlere girmekten çekinenler var. İşin aslı... Telefonlarım da çok özür diliyorum, susmuyor. Evet, şu şekilde son olarak aktaracağım. İki kişi burada hayatını kaybetti ama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kaç kişi var enkazın altında bilinmiyor. Bununla ilgili spekülasyonlar var, halk arasında konuşuluyor ama teyitli bilgi olduğu için aktarmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yalnızca bir kişinin, toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Bir kişinin boğularak öldüğü haberini aldık. Zannediyorum Seferihisar'da gerçekleşti. Çünkü Seferihisar'da balıkçılara şu an ulaşılamıyor. Bir sel baskını da söz konusu. İzmir'le ilgili birkaç anekdot aktarayım ve sözü sana vereyim aslında. Trafikle ilgili İlk dakikalarda biraz sıkıntı yaşanmıştı. Biz o saatlerde Konak Karabağlar civarındaydık. Buraya yaklaşık yarım saatlik bir mesafede araçlar. Yani kolay bir şekilde ulaşabilirdiniz ama bizim buraya gelmemiz 2,5 saati buldu. Birkaç araç değiştirdik. Buraya araç girmiyordu. Yürüyerek geldik. Buraya vatandaşların da çok fazla gelmemesini öneriyor güvenlik güçleri. Peki Tugay, son olarak sana şunu sormak istedim. Büyük bir deprem yaşandı. Sen Tugay da bu arada ilk TV'de çalışıyor. Biz gazetemiz televizyonda çalışıyor. O televizyonda deprem anında görüntüler, yani depreme görüntüler, evet, canlı yayında rastladılar depremede. Çok geçmiş olsun diliyorum buradan bir kez daha. Peki şu teşekkür ederim. Çevreyi gösterebilir misin? Az önce ambulansları gördük. Sirenleri... Biraz yavaş yavaş yürüsem, alana doğru gitsem size sanırım problem olmaz. Bir yandan da anlatayım aslında bugün İSTV'de yaşananı. Bekir Yurdakul bir edebiyat programı yapıyordu bugün. Tam o sırada gerçekleşti deprem. Hepsinin de yüreği ağzına gelmiş. Ben o sırada aslında normalde televizyonda bulunuyordum, stüdyoda bulunuyordum. Bugün farklı bir işim çıktığı için Karabağlar'daydım.
şanslıydım ben. Açık alandaydım. Bir otoparktaydım. Başka bir haber için gitmiştim. Tabii o evet, şu an İzmir'de internet... Görüntüleri şimdi aktaracağım o alanı size. Bir saniye. Çok kameramı değiştiremiyorum. Şöyle telefonumu, tamam, yönünü değiştireceğim. Şu tamam, şekilde ben size aktarayım. Yavaş yavaş aslında bir yandan da geleyim. Burada da çok sayıda insan var. Emniyet güçleri var. Vatandaşları alandan... Evet, şu an internet bağlantısında bir... İzmir'den bu yayını gerçekleştirmeye çalıştı Tugay. Evet, şu an tekrar bağlandı. Tugay, evet, devam, bağlantı edelim, gidip gelebiliyor. Bunun için senden ve izleyicilerden özür diliyorum. Burada... Evet, internetin kötü olduğunu söylemiştik İzmir'de deprem sonrası. Şu an galiba görüntümüz dondu. Tugay Can oradaki durumu bize aktardı. Tugay, duyabiliyor musun beni? Evet, İzmir'den, İz Gazete'den Tugay Can bugün gündem özelde konuğumuzdu. Biz İzmir'deki depremle ilgili programlarımıza, yayınlarımıza devam edeceğiz. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Evet. İşte yaralandı ve tekrar bağlandı. Bağlantı gidip gidip geliyor. Aslında ben şu şekilde aktarayım. Şu an zannediyorum ki görülüyordur. Görülüyor, çok net. Şu an yani elimden gelenin en iyisi aslında şu an bu. Olay yerinden bize görüntüleri gösteriyor. Ses yapmayın diyor. Tabii ses yapmayın. Orada bağıranlar var. Bir bina var şu an orada. Yıkılan bir bina değil mi şu an ambulans? Evet, evet, ambulansın arkasındaki yıkılan bir bina. Burada güvenlik güçlerinin aslında bir uyarısı var. O uyarı şu. Vatandaşlara diyorlar ki lütfen sessiz olun. Belki birinin bir yardım çığlığı var. Biz onu duyabilelim. Lütfen sessiz olun. Alandan çıkardılar vatandaşları az önce ama tekrar girenler var. Burada herhalde vatandaşların da sağduyulu olması gerekiyor. Evet. Son bir kez daha o alanı bize gösterebilir misin? Yıkılan bir elbette. 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 Şu an Tugay bize Özgürüz Radyo TV aracılığıyla şu an yıkılan binayı görüyoruz değerli izleyiciler. Bayrakla olsun şu an. Enkazdan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevrede de zaten çok sayıda ambulans, itfaiye de bulunuyor. Özellikle itfaiyelerin, ambulansların, sağlıkçıların ve oradaki yetkililerin belirttiği bir şey var. Lütfen sessiz olun. Birinci kural bu. Sessiz olunması. Çünkü enkaz altında insanlar olabilir. Tugay da bize bunu aktardı. İkinci olarak da tam bir trafik saatine denk geldi aslında deprem ve şu an Bayraklı'da Bornova yolu uçacak bütün yollarda tıkanmalar yaşanıyor. Oraya gidecek olan ambulanslar itfaiyeden transferden dolayı da etkileniyor. Trafiğin açılmasını istedi yetkililer. Tugay, son olarak şimdi şunu sormak istiyorum. Toplanma alanları paylaşıldı. Biraz da bu konu hakkında bilgi verebilir misin? Toplanma alanları ile ilgili biz bu alana yürüyerek geldik. Çok uzun bir yol. Bunu çok vurguladım. Çünkü uzun bir mesafe. Aslında araçla çok kolay gelebileceğiniz bir mesafe ama yürüyerek geldik. Yürürken gördüğümüz bir alan vardı. Burada tam olarak bilmeyenler için nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama toplanma alanları mükemmel mi? Bayraklı'da burada Folkart'a yakın bir alan var. Orada bir helikopter ve bir alan kuruluyordu. Biz gelirken bunu gördük. Bunun dışında zannediyorum Büyükşehir Belediyesi'nin de açıklaması oldu. Kültür Park bu mesele için kullanılabilecek zannediyorum. Bununla ilgili kaynaklarımı sorgulamamama rağmen şöyle bir çıkarım da yapabiliriz. Bu alanlardan bir tanesi de Balçova'da bulunan İnziraltı olabilir. Tekrar ediyorum, ben bunu teyit etmedim ama bir varsayım üzerinde konuşuyorum. Bunlar İzmir'in toplanma alanı olabilecek nitelikteki yerler. Tugay, çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Çok geçmiş olsun tekrardan. Acil şifalar diliyorum. Biz yine gelişmeler oldukça sana bağlanmaya devam edebiliriz. Biz buradayız. Gelişmeleri hem Özgürüz'e, az önce Halk TV'ye bağlandık. Hem evet, de İz Gazete ve İz Televizyon'da aktarmaya devam edeceğiz. Çok sağ ol. Evet, şu an Tugay Can konuğumuzdu Özgürüz Radyo'da. İzmir'den şu an Bayraklı'dan bu yayını gerçekleştirdi kendisi Özgürüz Radyo aracılığıyla. Belirtmek gerekirse 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkazlardan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bizim yayınlarımız ise devam edecek.